Uygulamamıza devam edelim. Kameramızı açalım. Burada görüyorsunuz panelimiz ekranda. Farklı bir açıdan da yine panelimizi gösterelim. Sürücümüz, panelimiz ve motorumuz. Şurada motorun döndüğünü muhtemelen zaten göreceksiniz. Burada şimdi bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışalım. Bakın, VNC Server'dan bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışalım. Bağlantı yok. Neden? Panelimde connection on değil çünkü. Connection on yapıyorum. Connection on yaptığım anda gördüğünüz gibi bakın connection on yaptığım anda ne oldu? Bu bağlantı için çalışma müsaadesi verdi. Enter dediğimde ne oldu bakın panele bağlandık. Panele bağlandık. Bu şekilde bağlantıyı gerçekleştirebiliyoruz zaten. Şimdi önemli olan password'u aktif etmek. Sonuçta burada IP'yi bilen herkes, istediği gibi panele bağlanabilir. Sizin burada izninizi aldıktan sonra direkt panele bağlanabilir. O bit aktif olduğu sürece direkt bağlanabilir. Ama burada herkesin panele bağlanmasını biz istemiyoruz. Bir de buna parola koruması koymak istiyoruz. Şimdi burada iki çeşit parolamız var. Burada görüyorsunuz iki çeşit paroladan bir tanesi zaten password, operatör password korumasıydı. Bu operatör password koruması şu işe yarıyor. Operatör password korumasıyla biz ne yapıyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Onu gösterelim. Operatör password koruması ve monitör password korumasının farkını da daha sonra sizlere söylemeye çalışacağım. Bu şifreyle girerse operatör yetkisine sahip oluyor. Şurayı açalım. Burada operatör password enable set biti var. Önce operatör password için buradaki LB9292 biti demeyelim aslında. Word'ü diyelim. Bunun içindeki ifadeyi bir yapmam gerekiyor. Connection bağlantımız var. Şimdi operatör password'ü açalım. Şuraya bir password girelim. Bu password mesela 10 olsun. Burası 10 olsun. Şimdi VNC'mi tekrar açıyorum. Bağlan diyorum. Hemen bağlandı. Connection var dedi. Az önce ben password'suz girmiştim. Tekrar password'suz girmeye çalışıyorum. Hayır giremezsin diyor. Password'u girmen lazım diyor. Password'ün neydi? 10'du. Onu girdiğim anda bakın ne yaptı? Artık ben panelime internetten erişimi sağladım. Görmüş olduğunuz gibi benim artık panelime internetten erişimi sağladım. Panelin içinde istediğim gibi gezebiliyorum. Şöyle istediğim değeri buradan girebiliyorum. Çalıştırıp bakın motorum şu an dönüyor. Durdurabiliyorum gibi tüm işlemleri buradan yapabiliyorum. Geri geleyim. Her şekilde operatör yetkisini ben karşı tarafa verdim. Bu şifreyle sen benim sistemimi uzaktan yönet dedim.